Milletvekili HDP Milletvekili Semra Güzel hepimizin bildiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halen vekil. Ancak kamuoyunda bildiği üzere 2014 yılında milletvekili olmadan önce henüz devlet memuruyken yani bir hekimken yakını olan Pekikeli Volkan'la çekilmiş fotoğrafları 2017 yılında ortaya çıktı. Ancak bu fotoğraf 2022 Ocak ayında basına bir şekilde servis edildi ve bunun üzerinden, vekil üzerinden hem kadın kimliği hem de kadın kimliği hedef gösterilerek hukuka aykırı bir şekilde AKP'nin, MHP'nin, CHP'nin ve İYİ Parti'nin oylarıyla karma komisyonunda dokunulmazlığı kaldırıldı. Yani mecliste bulunan fezlekelerin 1/4'ü aslında Kürt siyaseti hareketinin partilerine ait. Bunlardan sadece 14'ü AKP milletvekillerine ait. Şimdi bunun üzerinden bu dönemde sadece mecliste aslında hiçbir AKP'li vekilin, hiçbir CHP'li vekilin, hiçbir İYİ Partili vekilin dokunulmazlığı kaldırılmıyor. Bunların da fezlekeleri ulaşıyor. Ama sadece Demokratik Bölgeler Partisi ile Halkların Demokratik Partisi'ne işliyor. Biz buradan şeyi anlıyoruz. Yani aslında bir ikili bir hukuk sistemi var. Sadece bu hukuk demokratik siyaset alanında mücadele eden Kürt vekilleri uygulanıyor. Ama bu hukuk AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'ye uygulanmıyor. Aslında bu özelinde demokratik siyaset alanına bir darbedir. Biz bunun yansımalarını geçmişte de görmüştük. 2 Mart 1994 tarihinde hep milletvekilleri Leyla Zana, Orhan Doğan, Sırrı Sakık, Ahmet Türk'ün de Sadak'ın da dokunulmazlığı kaldırılmıştı ve tutuklanarak mecliste cezaevine atılmıştı. Aslında da HDP'nin eş genel başkanları Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Figen Yüksekdağ, İdris Barukyan, birçok vekil de aynı şekilde tutuklanarak cezaevine konuldu. Normalde tutuklanan her kişi cezaevine girerken koruma kabul kayıp işlemleri yapılıyor. Bu koruma kabul kayıp işlemleri yapılırken sisteme kaydediyorlar. Ancak burada Semra vekille görüştükleri zaman Semra vekilden de bunu teyit ettik. Hiçbir şekilde koruma kabul kayıt sistemini oluşturamadılar. Çünkü sistemde Semra Güzel'in halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olduğu görünüyordu. Dolayısıyla sisteme kaydedemedikleri için vekilimize şunu sordular. Vekil seçilmeden önce hangi mesleği yapıyordunuz? Ama buna rağmen yani aslında her ne kadar yargı mekanizmasıyla tutuklansa da cezaevi sisteminde şu an Semra vekilimiz bir tutuklu olarak görünmüyor. Yani sistemde, cezaevinin sisteminde halen kaydı yapılamamış vaziyette. Dolayısıyla cezaevi sistemi bile, kendi yaptıkları sistem bile bu bir milletvekilinin tutuklanmayacağını öngörüyor aslında. Bu da yapılan işlemin ne kadar hukuksuz olduğunu gösterelim. İçişleri Bakanı Soylu bunu bir başarı hikayesi gibi aslında çok çirkin bir dille kamuoyuna, basına yansıttılar. Semra Güzel'in kılık değiştirdiğini, peruk taktığını ve gözlük kullanarak Edirne'de sınırı geçmek üzere yakalandığını basına servis ettiler. Ancak biz gördük ki kendisiyle yaptığımız emniyetteki görüşmede kendi saçının zaten kızıl olduğu yani herhangi bir şekilde peruk takmadığını ve kendisinin günlük olarak gözlük kullandığını bize söyledi kendisi. Yani hiçbir şekilde bir kılık değiştirme söz konusu değil ama burada amaç bir algı operasyonu yaratarak vekilimizi itibarsızlaştırma, halkın önünde küçük düşürmeye yönelik bir hareketti bu. Yine aynı şekilde kendisi hiçbir şekilde sınırı geçerken yakalanmadı. Yakalandığı yer Silivri'de. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalandı. Bunun da yalan olduğu ortaya çıktı. Yalnız burada bir detay vardı. Hem MIT'in hem de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bir operasyonun neticesinde yakalandı. Vekilimiz de zaten ifade verirken kendisinin kaçmadığını,
sadece Türk yargı mekanizmasına güvenmediği için sadece ölüm tehditleri, yani o fotoğraf aslında 2022 yılında servis edildikten sonra çok ölüm tehdidi aldı ve buna ilişkin olarak kendisi bir gizlenme ihtiyacı duydu. Dolayısıyla burada hikayesi yoktur. Sadece dediğim gibi kendisi ölüm tehditleri, yoğun olarak ölüm tehdidi aldığından ve Türk yargı sistemine güvenmediğinden ötürü bu şekilde hareket etmiştir. Zaten Türk yargı sistemine güvensizliğin sonuçlarını biz görüyoruz. Yani şu an birçok HDP'li milletvekili cezaevinde, belediye başkanları cezaevinde, il ilçe yöneticileri cezaevinde. Aslında bu da demokratik siyasete yönelik hukuksuzluğu onu gösteriyor zaten. Yani hiçbir şekilde sadece hukuk Kürtleri işliyor, öyle söyleyelim. O yüzden kendisi de bunu defaatle dile getirdi. Hukuka olan güvensizliği nedeniyle böyle bir gizlenme ihtiyacı duydu. Emniyetten çıkarılıp hastaneye götürülürken bunu da basına bilinçli olarak yayınladılar. Aslında o görüntüyü verdirmek istediler. O kata aslında normal basın mensupları giremez. Bu da gösteriyor ki İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla bunun videosu alınmış ve biz videoyu izlediğimizde aslında vekilimizle görüştüğümüzde vekilimiz buna karşı direndiğini ve sözlü olarak da bunu yapamazsınız, benim başıma eğdiremezsiniz gibi sözler sarf ederek buna karşı çıktığını bize söyledi. Ancak orada vekilimizin sesini kesmişler. Bu şekilde görüntüleri yaydılar. Evet. Aslında bu durum başı başına bir işkence halidir. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halen vekil olan bir vekilin ters kelepçe takılarak ve başını eğdirerek, saçlarını çekerek bir görüntü vermeleri aslında acziyetlerini gösteriyor. Biz bunu daha önce 2 Mart 1994'te Orhan Doğan'a yapılanla gördük. Yine 4 Kasım 2016'da Sayın İdris Bolüken'e de aynı şekilde yapıldı. Evet. Bunun amacı aslında biz size diz çöktüreceğiz, biz sizin başınıza eğeceğiz. Ancak şunun farkına varamıyorlar ki, yani 1938 yılında da Dersim'deki Seyit Rıza da idam sehpasında ben sizin yalanlarınıza baş edemedim, bu bana dert oldu. Ancak ben de sizin önünüzde diz çökemedim, bu da size dert olsun. Yani idam sehpasında bile diz çökmeyen, başını eğmeyen bir Kürt gerçekliğimiz var. Dolayısıyla ne kadar onu yapamadılar ama bundan sonra da bunu başaramayacaklar yani. Hiçbir şekilde diz çöktüremeyecekler, baş eğdirmeyecekler. Biz bunu görüyoruz. Yani bu da onlara aslında büyük bir dert olduğu için sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Ama bu dediğim gibi, o onların acziyetini gösteriyor. Yani tutuklamaya aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi'nin Genel Merkez Hukuk Komisyonu vekilimizle ilgileniyor. Tutuklamaya da itiraz edilecek. Yine aynı şekilde o görüntüleri basına veren Süleyman Soylu hakkında ve işkence uygulayan Tem Şube polisleriyle ilgili bir suç duyurusu yapılacak. Bunun duyurusu, dilekçesi de hazırlanmış vaziyette. Buna ilişkin bir suç duyurusu yapılacak. Yine aynı şekilde aslında kendisi de bir hekim ve o saçının çekilmesi, başının zorla eğdirilmeye çalışılması ve ters kelepçeyle ile muayeneye giderken kendisi kelepçenin sökülmesi, yani doktor muayenesinde kelepçenin sökülmesini istemiyor ve kendisinin de bir hekim olduğunu hatırlatmasına rağmen muayeneyi yapan doktor kelepçeleri çözmemiş ve perdeyi de çekmemiştir. Aslında bu İstanbul protokolüne aykırıdır. Vekilimiz bu İstanbul protokolünün uygulanmasını istemiş. Doktor da ona burada İstanbul protokolü geçmez demiştir. Biz aynı şekilde muayene yapan doktor hakkında da Türk Tabipler Birliği'ne şikayette bulunacağız.